Gerçekten merhaba arkadaşlar. Şimdi bilgisayar tipleriyle ilgili bir yer okuyorduk. İki bölüm yapmıştık. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Şimdi another purpose for using a microprocessor is as a workstation. Purpose'a dün bakmıştık ama çok çok sık karşımıza çıkacağı için yeniden yazıyorum. Purpose amaç. Eş anlamlı da verebilirim aslında size bununla ilgili. Sinonim deniyor buna. Eş anlamlı olmasına yani. Purpose, aim mesela. Aim, bu da amaç demek. Ama burada çok da kullanılmaması daha düzgün olabilir. For using a microprocessor is as a workstation. As kalıbı, as olarak. Olarak. Workstation. The computers used for this purpose have a more powerful processor, additional memory, additional ek. Şimdi nerede yazayım? Şurada yazayım. Şimdi şöyle dersem eğer to add, bu da ne anlama geliyor? Eklemek. Bunun fiil hali. Memory and enhanced. Enhanced, geliştirilmiş, daha gelişmiş diyelim. Capabilities for performing a special group of task. Task ne demek? Görev demek. Görev. Such as. Such as diyorsak bunun ardından bir örnek veriyoruz. Such as gibi. Gibi diyebilirim. Yani tam anlamı gibi değil tabii ki ama örneğin gibi hani örneğin. 3D graphics or game development. Development gelişim. Game'i biliriz herhalde zaten. A computer can also be used as a server. For this it needs to be optimized to provide sağlamak. Provide sağlamak. Services to other, service hizmet demek. To other computers over a network. Servers usually have powerful processors, lots of memory and large hard drives. Şimdi şuradaki lots of, bir de birinci bölümde hatta ben birazcık dil sürçmesi yaşamıştım. There are a lot of. Şimdi bunu iki tipte kullanabiliriz. İkisi de aynı anlamı taşıyor. Sorun değil yani. Yani yazayım şuraya. Yani lots of diye de yazabilirim. A lot of diye de yazabilirim. İkisi de aynı şeyi ifade edeyim. İkinci bölümle ilgili, ikinci bölümde verdiğimiz bir kelimeyle ilgili belki bazılarının kafası karışmış olabilir. Şimdi burada run kelimesi. Nerede bu? Hadi arayalım. Run. Burada. Şimdi biz buraya çalışmak dedik. Run'ın koşmak anlamı var ama çalışma anlamı da var yani. Bir programı çalıştırma falan o anlamı da var yani. Bazı arkadaşlar işte run koşmak değil mi falan diye düşünmüş olabilir. Run evet koşmak demek ama buradaki anlamı yani bir işletim sistemini çalıştırmak anlamında taşıyor yani. Bildiğiniz yanlış değil ama bir anlamı daha var onu demek istiyor. Şimdi devam edelim. Lots of memory and large hard drives. A fourth type, dördüncü bir tip. A mainframe is the heart of a network. Heart önemli. Bunun okunuşu da önemli. Heart falan değil. Heart. Heart kalp demek. Of a network of computers or terminals which allows izin vermek. Şimdi birinden izin almak için de bunu kullanabiliriz ama bir aygıt, makine ve benzeri. Bunlardaki allows size olanak sunuyor. Ya yani bu makinenin bir özelliği gibi.
hundreds of people to work at the same time on the same data. Data, data diye Türkçe'de kullanıyoruz, veri demek. It is the indispensable for the business world. Yani is indispensable, hani ayrılmaz artık yani, önemli. Artık iş dünyası için ayrılmaz bir şey bu. Evet, 5 dakika olmuş, çok uzun tutmayalım. Görüşmek üzere.